Merhaba Osman Hocam. Merhabalar. Yeni bir programda sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Hocam daha önceki programlarda sıkça üzerinde durduğunuz temel konu başlıklarını bugün size sormak istiyorum. Karaciğer yağlanması, metabolik sendrom, insülin direnci gibi. Öncelikle karaciğer yağlanmasından başlamak istiyorum. Karaciğer yağlanması nedir ve tehlikeli bir durum mudur? Evet, bence çok önemli bir konu. Söylediğiniz üç konu başlığı da gerçekten bizim yaşadığımız kronik hastalıkların baktığımızda temelindeki çok ciddi başlıklar ve tabiri caizse tsunami'nin başlangıç noktasındaki bir dalga gibi düşünebilirsiniz. Hani denizin ortasına attığınız bir taş kıyıya çok büyük bir dalga şeklinde vuruyor. Aynı senaryo aslında karaciğer yağlanması için de geçerli. Karaciğer yağlanması dediğimiz şey tıbbi olarak baktığınızda Karaciğer hücreleri içerisindeki yağ konsantrasyonun artması demek. Klinik olarak görünebilir hale gelmesi için de karaciğerdeki yağlanma oranının %5'in üzerine çıkması gerekiyor. Teşhisi aslında yöntem olarak gayet basit. Bir batın ultrasonofisi yaptırdığınız sırada radyologlar size çok rahatlıkla karaciğerinizde yağlanma ya da tıbbi adıyla Hepatosteatoz diye teşhis koyabilirler. Tabii ki bunun klinik önemi nedir diye sorduğunuzda karaciğerdeki yağlanma aslında sinsi bir süreç. Başlangıçta herhangi bir klinik problem olarak karşınıza çıkmaz. Ama ilerleyen süreçte bizim biraz sonra sizinle tekrar devamında konuşacağımız metabolik sendrom, insülin direnci, diyabet senaryolarının başlangıç noktasıdır. Bunun yanı sıra aynı zamanda karaciğer harabiyetiyle birlikte Karaciğer sirozu, karaciğer kanseri ve diğer başka bir takım metabolik problemlerinde başlangıç noktasıdır diyebiliriz. Peki metabolik sendrom nedir hocam? Çokça duyduğumuz, çok merak ettiğimiz konulardan birisi. Bunu sıkça tabii videolarda ifade ettiğimiz tıbbi gerçekliklerden birisi. Metabolik sendrom da yine karaciğer yağlanması ile eş zamanlı ortaya çıkan bir klinik tablo. Metabolik sendromun tıbbi tabirini beş parametreyle açıklayabiliriz. Bu beş parametreden herhangi üçü bir arada bir kişide varsa biz o kişide metabolik sendromdan söz edebiliriz. Metabolik sendromla ilgili parametrelerin önemi nedir? Önemi şu, ilerleyen süreçte bu hastada insülin rezistansı, diyabet, diyabeti takip eden süreçte de koroner arter hastalığı, hipertansiyon gibi eşlik eden birçok hastalığın öncüsü bir durumdur. O yüzden önemli. Metabolik sendromu eğer bir hastada var mı yok mu diye değerlendireceksek bunu izleyicilerimiz, takipçilerimiz bunlardan iki tanesini kendileri rahatlıkla evlerinde test edebilirler, değerlendirebilirler. Diğer üç parametre için ise kan testlerine ihtiyaç var. Evde rahatlıkla değerlendirebileceğimiz iki parametre bunlardan bir tanesi Karın çevresi dediğimiz, bel çevresi dediğimiz ölçüm bu kadınlarda 88 santimetrenin Erkeklerde ise 102 santimetrenin üzerine çıkmışsa bel çevresi bu bizim için birinci öncelikli parametre. Diğer yine evde değerlendirebileceğimiz parametre ise tansiyon değerleri. Eğer tansiyonumuz 130'e 85'in üzerinde ise evde yaptığımız ölçümlerde bu da yine bize alarm etmesi gereken önemli ikinci bulgu. Diğer üç parametre ise bu bahsettiğimiz risk faktörleri ya da tanısal faktörler kendisinde olan kişilerin gidip laboratuvarda ölçtürebileceği testler. Bunlardan bir tanesi kandaki trigliserit dediğimiz kan yağlarının ölçümü ki bu analiz eğer 150 miligramın üzerinde ise bu da yine bizim için önemli bir tanı kriteri. Bir başka kriter HDL kolesterol dediğimiz iyi kolesterol diye tabir olunan kan değerinin kadınlarda 50'nin, erkeklerde ise 40'ın altına düşmüş olması bu da yine önemli bir parametre. Bir başka parametre ise kan şekeri ölçüm değerlerinin 100 mg bölü desilitrenin üzerine çıkmış olması. Başta söylediğimi bir kez daha ifade ediyorum. Bu bahsettiğimiz 5 parametreden herhangi üçü bir kimsede bulunuyorsa bu hasta ya da bu kişi ileride şeker hastası olma ve takibinde koroner arter hastalığı ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklarla ilgili riski üzerine almış demektir. Osman Hocam şimdi de insülin direncini sormak istiyorum. İnsülin direnci nedir ve nasıl anlaşılır? Evet, insülin direnci yine bu az evvel anlattığımız kaskat ya da birbirini tetikleyen süreçlerde üçüncü aşama. İnsülin direnci daha önceden yine bahsi geçen konulardan önemli konu başlıklardan birisi hücrelerin normalde hücre içine glikozu alabilmeleri için insülin referansına ihtiyacı var. Yani insülin hücrelerdeki glikoz alımını sağlayan sistemi süreci başlatıyor ve tetikliyor. Eğer hücreler içerisinde yeteri miktar glikoz varsa yani tabiri caizse hücrelerin enerji ihtiyacı yoksa o zaman insüline karşı duyarlılığı azalıyor ve insüline karşı cevap vermeme durumu ortaya çıkıyor. Biz buna insülin direnci ya da insülin rezistansı diyoruz. Tabiri caizse insülin kapıyı çaldığında hücreler insülinin o kapı çalmasına karşılık kapıyı açıp içeriye glikozun girmesine müsaade etmeleri gerekiyorken artık kapıyı açmıyorlar. Bu noktadan itibaren insülin direnci dediğimiz klinik tablo ortaya çıkıyor. Bununla alakalı kan değerlerini bu açıdan değerlendirdiğimizde iki tane parametresi var. İnsülin direncini değerlendirdiğimiz bu testlerden bir tanesi direkt kandaki insülin düzeyinin ölçülmesi. Kanda insülin düzeyi yine açken yani 8-10 saatlik açlığı takip eden bir süreçte eğer kan insülin düzeyiniz 15'in üzerinde ise insülin direncinden bahsediyoruz. Bir başka önemli faktör yine insülin direnciyle ilişkili HOMA-IR dediğimiz bir değer. Bu da yine matematiksel bir değer ve hesaplanan bileşik formülün ürünü bir rakam. Burada çıkan rakam da eğer 2.5'un üzerinde ise biz yine o kişide insülin direncinden söz ediyoruz. Burada dikkat çekici önemli bir ayrıntı daha mutlaka ifade edilmesi gerekiyor. Farz edelim ki siz kan şekerinizi ölçtürdünüz az evvel söylediğim parametrelerin arasında 100 mg bölü desilitrenin altında çıktı. Diyelim ki kan şekeriniz 90-95 çıktı. Tamam bu çok güzel bir şey. Ama bununla birlikte insülin direnci var mı yok mu diye ölçtürdünüz ve eğer insülin direncini gösteren parametre yani kan insülin düzeyiniz 20-25 gibi bir rakam çıkmışsa o zaman yine bu da bize alarm etmesi gereken bir durum. Neden? Çünkü hücrelerinizdeki insülin direnci nedeniyle pankreasınız normalden daha fazla insülini salgılayarak devreye sokarak hücrelere nüfuz etmeye ve glikozun hücre içine alımını sağlamaya çalışıyor ve sizin kan şekerinizdeki 100 mg bölü desilitre altındaki değerleri ancak fazla insülin sağlayarak salgılayarak sağladığını gösteriyor bu bizim için bu değer. Dolayısıyla eğer böyle bir endişemiz varsa mutlaka bu tür hastalarda sadece kan şekeri ölçümü değil aynı zamanda kandaki insülin direncini gösteren hem kan insülin düzeyi hem de homa IR değerlerini de kontrol etmek gerekir. Yani hem açlık kan şekeri hem de homa IR değerlerinin birlikte değerlendirilmesi gereken bir durum insülin evet. direnci konusunda neticeye varabilmek. Evet. Peki bu tablonun devamı nasıl hipertansiyon ve diyabete doğru bizi götürüyor? Evet az evvel söylediğim gibi yani kan şekerine duyarlılığımız doğrudan insülinle alakalı. Yani kan şekerinin vücuttaki yönetimi insüline karşı hücrelerin duyarlılığıyla alakalı. Hücrelerin içerisinde yeteri miktar enerji sağlayacak glikoz varsa hücreler artık tabiri caizse insüline karşı kapı duvar oluyorlar. Ve insülin direnci dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Bu zaten bu olayın diyabetik olma sürecinin başladığı evre. Bu ilerlediği süreçte biz artık tip 2 diyabet dediğimiz klinik tabloyu, kan şekerinin 100'ün, 120'nin hatta 150'nin, 200'ün üzerine çıktığı durumları konuşmaya başlıyoruz. Hipertansiyonla ilişkisi ise şöyle, insülin rezistansı dediğimiz durumda vücutta inflamatuar mekanizmalar, yani Tabiri caizse herhangi bir enfeksiyon olmaksızın da vücudumuzda bir iltihap varmış gibi bir enfeksiyon varmışçasına vücudumuzda bir takım mekanizmalar bizi yoran, yorgun hissettiren bir takım mekanizmalar tetiklenmeye başlıyor. Dolayısıyla bu inflamatuar reaksiyonların süreçlerin tetiklenmesiyle birlikteki birlikte kandaki endokrin sistem yani stres hormonları da tetiklendiği için bu hastalarda bütün sistemde özellikle atardamar sisteminde bizim vazokonstrüksiyon diye tıbbi tabirle söylediğimiz yani damarlarda kasılma, daralma dediğimiz bir klinik tablo ortaya çıkıyor. Bu stresin ortaya çıkarttığı sonuç hipertansiyon oluyor. Hocam insülin direnci bu durumda adeta bir saç ayağını tetikliyor. Doğru mu anladım? Yani evet sonuçta burada baştan gelirsek karaciğerde yağlanma, metabolik sendrom, insülin direnci bizim kaskadımızı tabiri caizse domino etkisiyle taşların birbiri üzerine devrilerek hani en küçük bir taştan başlangıçta hiçbir klinik sorun yokmuş gibi bize hissettiren, düşündüren bir karaciğer yağlanması her seferinde daha büyük bir dominoyu, daha büyük bir taşı devirerek karşımıza ileride hipertansiyon, koroner arter hastalığı, felçler, yakın zamanda konuştuğumuz aorttaki anevrizmalar ve aort diseksiyonu dediğimiz çok katastrofik süreçleri tetikleyebiliyor. Dolayısıyla biz burada başa tekrar dönersek karaciğer yağlanması ya da bel çevresindeki artış ya da efendim işte kan değerlerimizde biraz yükselmeler var ama şöyle ama böyle dediğimiz türdeki problemleri azımsamamak, ciddiye almak ve yaşam stilimizi, besleme alışkanlıklarımızı buna göre en baştan revize etmemiz gerekiyor. Hocam tüm bu süreçler geri döndürülebilir mi? Böyle bir şey başladıysa diyelim. Tabii ki geri döndürülebilir. Zaten bizim kanalımızdaki temel içeriklerden birisi şu. Top kaleyi geçtikten sonra, tabiri caizse gol olduktan sonra bize herkes akıl verebilir. Herkes maçın kritiğini yapabilir. Önemli olan biz gol olmadan önce, yani biz kalp krizi geçirmeden önce, biz felç geçirmeden önce acaba ne tür önlemler alabiliriz? Ne tür kendi tercihlerimizle hayatımızı daha muntazam, daha düzenli, daha sağlıklı yaşayabiliriz. Buna odaklanmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu anda sizinle paylaştığım bilgilerdeki karaciğer yağlanması, metabolik sendrom, insülin direnci ve sonrasındaki işte diyabetik olma olmama meselesi ilişkili pek çok hastalık, hatta kanserleşmeler dahi daha önceki videolarımızda yine konuşmuştuk. Kanserler de metabolik sendromlu ve diyabetli hastalarda 2-3 kat daha fazla gözüküyor normal popülasyona göre. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz bütün senaryolardan geriye dönüşümüzü bize sağlayacak en önemli şey yaşam tarzımızı tekrardan e, kontrol altına almak, tekrardan modifiye edip sağlıklı tercihlerle yolumuza devam edebilmek. Bunları yani eminim yine konuşmamız gereken şeylerden birisi şu. E, bu kararlılığı gösterdikten sonra yapmamız gereken şeyler daha düzenli beslenme, yüksek kalorili, yüksek enerjili karbonhidratlı, rafine edilmiş gıdalardan uzak durma, meyve sularından ya da şekerli içeceklerden uzak durma, tam tahıl ürünleriyle karbonhidrat ihtiyacını karşılama, sağlıklı, işlenmemiş proteinli gıdalarla beslenme, onun yanı sıra olabildiğince taze sebzelerle öğünlerimizi destekleme, sağlıklı yağlar, zeytinyağı Tereyağı gibi doğal fıtri yağlarla gıdalarımızı zenginleştirme yoluna gitme ve belki bunların yanında yine karaciğerdeki yağlanmayı önleme açısından en önemli stratejilerden birisi de hareketli yaşam. Çünkü biz biliyoruz ki ne kadar hareket edersek, ne kadar enerjimizi bu anlamda yani sportif sportif aktivitelerle ya da bedeni olarak çalışarak kalori yakımını tetikleyebilirsek karaciğerdeki yağlanma ve metabolik sendromla ilişkili riskler de o oranda geriye dönüyor. Erken tanı nasıl konur böyle bir durumda hocam? Yani karaciğer yağlanmasıyla eğer ilişkilendiriyorsak bu soruyu sorumuzun cevabı son derece basit. En başta da söylediğim gibi karaciğere yapılacak bir batın ultrasonografisi sırasında yani normal rutin bir tarama testi gibi ultrasonografi yaptırdığınız bir esnada karaciğerinizde yağlanma var dediklerinde ben hastaların ultrasonografi raporlarında yani bana gösterdiklerinde hocam benim karaciğerimde de yağlanma varmış. Yani bu olur, olabilir olması yani normal karşılanabilecek bir durummuş. Rahatlığında kendilerinin hissettiklerini görüyorum. Onlarla bu bilgileri tabii ki bu detayda bu kadar ayrıntılı olmasa da paylaştığım şey şu. Karaciğer yağlanması normal bir şey değil. Bizim bunu bir şekilde geriye döndürmemiz gerekiyor. Bunun ilerisinde sizin metabolik sendrom, insülin direnci, diyabet, koroner arter hastalığı gibi süreçler ve yani yaşayacağınız problemlerin başlangıç noktası. Az evvel dediğim gibi kıyıya vuran o tsunami dalgasının denizin ortasında atılan bir çakıl taşıyla başladığı gibi düşünebilirsiniz. Kalp krizine kalbe atılan taşın İlk başlangıç noktası tabiri caizse karaciğere atılan taş gibi düşülebilirsiniz. Karaciğerinize atılan o küçük taş sizi alıp ileride koroner arter hastalığıyla ilişkili bir kalp krizine, Allah korusun, bir beyinde pıhtılaşmayla ya da bir kanamayla bir felce kadar götürebilecek bir katastrofik senaryonun başlangıç noktası olabiliyor. Tabii ki olayı her zaman bu kadar dramatize etmek doğru olmayabilir. Ama biz dediğim gibi hayatta tercihlerimizle varız. Herkes işte hadiselerin, hastalıkların içerisindeki genetiği tartışıyor. Evet, hastalıkların mutlaka doğrudan genetikle bir ilişkisi var. Bütün hastalıklarda genetik yük bir risk faktörü olarak mutlaka bir kenara konur ama biz hayatta kendi tercihlerimizle var oluyoruz. Dolayısıyla sağlıkla ilgili de yine en önemli şey kendi tercihlerimiz. Hocam, diyelim ki karaciğerinde yağlanma gibi bir e, test sonucuyla karşılaşan, ultrasonografi sonucuyla karşılaşan bir hastanın bunun devamında ne gibi adımları atması gerekiyor? Düşünün ki bir hastamızda ya da bir takipçimiz izleyenimizde karaciğerinde yağlanma var. Peki ben bundan sonra ne yapacağım dediğinde olay aslında son derece net bir şekilde az evvel algoritmasını çizdiğimiz şekliyle şöyle kendi bel çevresini takip ederek kadınlarda 88 santimetrenin erkeklerde 102 santimetrenin üzerinde bir bel çevresi varsa ve eğer tansiyonunu ölçtüğünde 130'a 85'in üzerinde bir tansiyon değeriyle karşılaşmışsa Buradan sonrası artık bir doktora ya da bir laboratuvara gidip bu konuyla alakalı tıbbi destek alması ve bir danışma hizmeti alması gerekiyor. Çünkü bizim insanlarımızdaki temel yaklaşım maalesef hasta olduktan sonra hastaneye gitmek. Yani az evvel söylediğim gibi top kaleyi geçtikten sonra, gol olduktan sonra doktorlarla veya hastanelerle yüzleşiyoruz. Dolayısıyla bu tür Kronik hastalıklar son derece sinsi ilerleyici oldukları için belli aralıklarla şimdi söyleyeceğim parametreleri düzenli olarak baktırmak gerekiyor. Bunlardan birincisi kan şekeri düzeyinin ölçülmesi. Diğeri trigliserit ve kolesterol düzeylerinin takip edilmesi. HDL ve LDL kolesterol dediğimiz iyi ve kötü huylu kolesterol değerlerinin ölçülmesi. Onun yanında eğer doktorunuz böyle bir klinik şüphe taşıyorsa yine insülin düzeyini ve HOMA-IR düzeylerini de ölçtürmek gerekiyor. Bunlar bize parametre olarak yani bahsettiğimiz karaciğer yağlanması, metabolik sendrom ve insülin rezistansı üçlemesindeki klinik süreci takip açısından yeterli. Eğer doktorunuz bu parametreleri sizin açınızdan henüz tedaviye ihtiyacı yok, takip edilmesi yeterli olarak görmüşse belli bir periyodu site içerisinde 6 ayda bir olabilir, senede bir olabilir. Bu aralıklarla bu değerleri ölçtürmek lazım. Ama eğer başa tekrar dönersek karaciğerde yağlanma gibi bir problemle karşılaşmışsak Bizim mutlaka yapmamız gereken şey beslenme alışkanlıklarımız yeniden gözden geçirmek, daha aktif yaşamak, tabiri caizse masa başı işçiliği yapıyor olabilir pek çok takipçimiz, izleyenimiz. Her kim olursa olabildiğince hareketli sportif aktivitelerin de içinde bulunabileceği bir e, hayatı tercih etmeye başlaması gereken bir noktada izlemektir. Bununla beraber ilave risk faktörleri varsa işte söylediğimiz gibi hipertansiyon söz konusuysa tansiyonu kontrol etmek, kontrol altında tutmak, onun yanında sigara vesaire kötü alışkanlıklar varsa onlardan uzak kalmak veya onlardan bir an evvel kurtulmaya çalışmak gibi tercihler çok önemli. Bir kez daha şunu söylemekte fayda var. Haftada 150 dakikayı bulacak bir kardiyo egzersiz programı. Bu her güne yayılmış yarımşar saatte olabilir. 3 güne yayılmış 50'şer dakikalık programlar şeklinde olabilir. Kalp hızını, hedef kalp hızımızın %80 ile %85'i hızlara ulaştıracak mertebelerde performanslar, egzersiz hareketleri gösterebileceğimiz dolayısıyla yağ yakmayı kolaylaştıracak enerji alımından doğan fazlalığı sarf edebilmemize imkan sağlayacak bir sportif aktivite periyodisesi bizim karaciğer yağlanmamızı ve onunla ilişkili diğer riskleri, parametreleri normale döndürme konusunda bize çok daha faydalı olacaktır. Hocam tempolu yürüyüş de buna dahil midir? Tempolu yürüyüşü de bu kategoride sayabiliriz. Evet yani normal adımlarla yürüyüş değil Koşar adım gibi ya da yani ona yakın hızlarla yani şöyle söyleyeyim normal kişilerin yürüyüş hızı saatte 3-3,5 kilometredir. Eğer siz 5-5,5 kilometre hızla yürüyebiliyorum dediğiniz bir tempolu yürüyüş bizim için bahsettiğimiz kalp hızlarına kalbin çıkmasına imkan sağlayacağı için kardiyo egzersiz olarak değerlendirilebilir. Hocam verdiğiniz bilgiler çok değerliydi çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bugün kardiyolog profesör doktor Osman Karakaya ile hepimizin son dönemlerde çokça duyduğumuz, çokça merak ettiğimiz temel konu başlıklarını konuştuk. Fikirlerini, görüşlerini aldık hocamızdan. Bizi izlemeyi, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara bırakmayı lütfen ihmal etmeyin.